Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Büyükşehir Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte olası boğulma vakalarının yaşanmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu. Büyükşehir Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte olası boğulma vakalarının yaşanmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada ilimiz sınırları içerisinde yeraltı ve yerüstü zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerde faydalanmak maksadıyla inşa edilen baraj, gölet, göl, süs havuzu, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından koruma maksadıyla inşa edilen tesislerde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesi için özellikle çocukların, yaşlıların ve engelli vatandaşlarımızın bu tür yerlerden uzak durması gerekmektedir. Yaz aylarında serinlemek amacıyla baraj, gölet gölü, süs havuzu, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkın koruma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmek kesinlikle yasaktır. Suya giren 15 yaş ve üzeri kişiler idari yaptırım cezası uygulanacaktır. Olayı gören vatandaşlar ve yetkililer tarafından 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkarılarak gerekli uyarıların yapılıp uzaklaştırmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda kolluk kuvvetleri, belediye zabıta kuvvetleri ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü görevleri tarafından idari yaptırım cezası uygulanacaktır. Tüm halkımıza önemle duyurulur. Erzurum'da bir kuyumcunun iş çıkışı evine giderken yüzüne biber gazı sıkılarak kaçırılması, sonra da bıçak tehdidiyle iş yeri aştırılıp 210 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 60 bin lira tutarında parasının gasp edilmesi olayı ile ilgili 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya tutuklu sanıklar Orhan Şahin, Mesut Şahin ve 18 yaşından küçük BP ve tutuksuz sanıklar Ferhan Şahin, Yusuf Demir ve 18 yaşından küçük RŞ ile müşteki ve sanık avukatları ile tanıklar katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Recep Yalçın, Ayhan Burucu, Mehmet Nuri İpek, Erhan ve Semih Şahin ise katılmadı. Tutuklu sanıklar Orhan ve Mesut Şahin'in avukatı Mazhar Fırat, mahkemede yaptığı savunmada müvekkillerinin samimi bir şekilde ikrarda bulunduklarını belirterek, müştekilerin zararı giderilmiş olup etkin pişmanlık hükümlerinin uygulaması söz konusudur. Müvekkillerim sabit ikametgah sahibidirler. Tutuklamadan beklenen fayda gerçekleşmiştir. Bu sebeple taliyelerini istiyorum dedi. Tutuklu sanık BP'nin avukatı Bahattin Fırat da müvekkilinin yaşının küçük olmasını ve indirim gözettiğinden alacağı ceza miktarının azalacağını belirterek müvekkilinin taliyesini talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Orhan Şahin, Mesut Şahin ve BP'nin tutuklu hallerinin devamına ve eksik tanık beyanlarının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Olay Erzurum'un Yakuti ilçesi Taşmağazalar semtinde kuyumculuk yapan İbrahim Abay 2 Ekim'de iş yerinden çıkıp evine gittiği sırada yüzüne biber gazı sıkılarak elleri kelepçelendikten sonra bir aracın bagajına konularak kaçırılmış. Anahtarını aldıkları kuyumcuyu soymak isteyen şüpheliler alarm nedeniyle bunda başarılı olamayınca Abay'ı iş yerine götürerek bıçak tehdidiyle alarmı devre dışı bırakmış ve içeride 60 bin lira nakit para ile 210 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçmıştı. Eşlik ettiği gösterilerde çocuklar kukla oyunuyla eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşıyorlar. Çocukların büyük ilgi gösterdiği Başkan Orhan onlarla yakından ilgilenerek fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Aziziye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı. Aziziye Belediyesi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilçedeki anaokulu öğrencilerini kukla oyunu ile tanıştırdı. Bal Böceği Tohumları adlı müzikli kukla çocuk oyununu miniklerle buluşturan belediye çocukları eğlendirerek toplumsal kuralları öğretiyor.
Azye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın zaman zaman eşlik ettiği gösterilerde minik çocuklar kukla oyunuyla eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşıyorlar. Çocukların ilgi gösterdiği Başkan Orhan onlarla yakından ilgilenerek fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor. Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede ilk defa bir kukla oyununu çocuklarla buluşturduklarını belirterek, onlara eğlenerek uyulması gereken toplumsal kuralları aşılama gayretinde olduklarını ifade etti. Çocukların büyük zevkle oyunları izlediğini ifade eden Başkan Orhan, belediye olarak büyüklere, gençlere ve çocuklara yönelik farklı sosyal sorumlulukları, projeleri üretiyoruz. Bu kapsamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında içimizdeki minik çocukları kukla tiyatrosu ile tanıştırdık. Amacımız çocukların sanatı sevdirmenin yanı sıra toplumsal kurallara karşı bir sorumluluk kazandırmak. Bu bağlamda Bal Böceği Tohumları adlı müzikli çocuk kukla oyunu çocukları eğlendirerek onlara eğitici bilgiler de veriyor. Çocuklarımızın zevkle oyunu izlemeleri bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor ifadelerini kullandı. Meteoroloji Erzurumları uyardı. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklama ile vatandaşlara karla ve karla karışık yağmurla ilgili fırtına ve zirai don konusunda da uyarılarda bulundu. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklama ile vatandaşlar karla karışık yağmur, fırtına ve zirai don konusunda uyarıldı. Meteorolojik bilgilendirme ve uyarıda yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinde sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların cuma günü ilk saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı, rüzgarın güney yönlerden kuvvetli bir şekilde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Meteorolojik değerlendirmeler ve uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar sebebiyle soba ve doğalgaz kaynaklı karbon monoksit zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, su baskını, yıldırım, dolu ulaşımda aksamalar ve zirai don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Cuma ve cumartesi günleri gece ve sabah saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğini, zirai faaliyette bulunan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi. Spor Toto 3. Lig 1. grubun şampiyonluğun tek adayı olan Erzurumspor, İzmir 5 Eylül stadında Tire 1922 ile pazar günü karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Spor Toto 3. Lig 1. grupta şampiyonluğun tek adayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İzmir 5 Eylül stadında Tire 1922 ile pazar günü karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Ahmet Yıldırım, yardımcı antrenörler Bülent Üstüner, Sinan Demircioğlu, Zafer Demiray, Adem Çağlayan ve kaleci antrenörü Emin Sarı'nın nezaretine yapılan neşeli antrenmanda futbolcuların performansının yüksek olduğu dikkat çekti. Mavi beyazlı takımın teknik patronu Ahmet Yıldırım, "Çok zor bir deplasmana gideceğiz. Kazandığımız veya bir puan alacağımız bu deplasmanın da şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Oyuncularımızla sık sık toplantılar yaparak Tire karşılaşmasından nasıl bir sonuç alacağımızın analizini yapıyoruz. Oyuncularım ve teknik heyetim büyük bir heyecan içerisinde bu maçı bekliyor. Tire'den alacağımız puan veya puanlarla Erzurum'a şampiyon olarak dönmenin hayalini kuruyoruz. Ligin ilk yarısında Tire ile Kazım Karabekir stadında 2-2 berabere kalmıştık. Deplasmanda hem puan hem de rövanşı alarak döneceğiz. İnşallah İzmir'deki Erzurumlar
desteğiyle hedefimize vararak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz dedi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Ekip arkadaşlarım ve haber merkezimiz adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.